Yarın borsalar açılmadan hemen önce Amerika Birleşik Devletleri Şubat ayı enflasyon verisi geliyor. Piyasalar korku içinde. Acaba yüksek bir enflasyon gelecek ve piyasalar uzun zamandır beklenen düşüşe geçecekler mi yoksa yola devam mı? Sizin için yorumladım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce enflasyonun ana trendini bir hatırlayalım. Bu üstteki manşet enflasyon düşüşe devam ediyor. 2024'te de düşüş devam ediyor. Düşüş yavaşlamış olsa da çekirdek enflasyonda da düşüş devam ediyor. O da son 2 aydır biraz yavaşlama eğiliminde düşüş yönünde. Ama düşüş devam ediyor ve şu anda ulaştığımız göstergeler Fed'in %2'lik hedefinden süper de uzakta değiller. Ta 9 onlardan başladık. %3'lere kadar geldik. Yani çok korkulacak bir şey yok şu anda enflasyon. O net. Fakat Şubat ayı enflasyon sanki biraz tatsız olacak gibi. Öncelikle piyasa beklentilerine bakalım. Investing.com'a gittiğinizde ekonomistlerin ortalama beklentisini görebiliyorsunuz. Burada Şubat ayı için %0.4'lük aylık enflasyon bekleniyor. Bunun yıllığa yansıması ise %3.1 olacak. Nasıl hesaplanıyor bu? Öncelikle gidip 2024 Ocak manşet enflasyona bakıyorsunuz. O %3.1. Ondan 2023'ün Şubat enflasyonu düşüyorsunuz. Bazı düşüyorsunuz yani. O %0.4'tü. Üzerine Şubat ayı 2024 beklentisini ekliyorsunuz. %0 yani 3.1-0.4 eksi artı 0.4 eşittir. Beklenti %3.1'e geliyor. Böylece enflasyon 2 ay üstüste yıllıkta aynı seviyede kalıyor. Çekirdeğe baktığımızda çekirdeğe FED daha çok önem veriyor. Burada enerji fiyatları ve gıda fiyatları hesaba katılmıyor. Çünkü FED onlardaki oynaklığın çok fazla olduğunu enflasyonu iyi yansıtmadıklarını düşünüyor. Buradaki beklenti Şubat ayı için %0.3 biraz daha onlu bir beklenti var. Bir önceki aya baktığımızda yıllık çekirdek enflasyon %3.9'du. Şubat 2020 yine oradan düşeceğiz. Burada görüyorsunuz oldukça yüksek. Şubat 2023'teki çekirdek enflasyon. 0.467 Bu durumda %3.7'lik enflasyona geleceğiz diyor ekonomistler. Bu Fed'in %2'lik hedefin üstünde ama geçen ay 3.9'du. Oradan düşüş erimi devam ettiği sürece çok fazla panikleyecek bir şey yok aslına bakarsanız. Öte yandan Trueflation diyor ki aslında enflasyon %1.66 seviyesinde bu tabi son sayı. Şubat ayında biraz daha yukarılarda veriyordu. %2'lere yakın veriyordu. %3'lerin yakınında bile değil değil. Trueflation bir özel kuruluş ve günlük olarak piyasadan enflasyon rakamlarını toplamaya çalışıyor. Daha evvel Fed'in çok üstünde sayılar söylüyordu ve Trueflation sonunda haklı çıkmıştı. Uzun süredir de Fed'in çok altında sayılar söylüyor ve Fed de oraya adım adım yaklaşıyor ama şu anda makas epey bir açılmış durumda. %1.66'ya %3.1 epey bir fark var demektir. Son dönemlerde enflasyon tahminleri epey başarılı olan başka bir kuruluşta Fed Cleveland onların now casting yani bugünkü verilerden yola çıkarak tahmin ediyorlar enflasyonu. Truflation'a e yakın bir metodolojileri var. Ama sonuçlar çok farklı. Onlar Şubat aylık enflasyon 0.43 bekliyorlar. Bu durumda yıllık %3.12'ye geleceğiz. Çekirdeği %0.32 bekliyorlar. Bu durumda da yıllık çekirdekli %3.7'ye geleceğiz. Hangisine inanmamız lazım peki bunlardan? Truflation'a mı yoksa ekonomistlere ve Fed Cleveland'a mı? Biraz detaylara bakarsak sanki kendi kanaatimizi daha kolay geliştiririz gibi. Beni uzun süredir takip edenler biliyorlar. Ben enflasyonu satır satır çalışıyorum. Ve bundan dolayı pek çok detaya çok derin hakimim. En önemlisi de şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde barınmayı hesabın dışında bırakırsak aylık enflasyon %0.1. Ondan önceki ayda 0.1'di, ondan önceki ayda 0.0'dı. Bu 3 ayın ortamasına baktığımızda %0.1 var. Yıllıklandırın %1.2'lik bir enflasyona geliyoruz. Yani Amerika aslında enflasyon hedefini barınmayı kenara baktığımızda çoktan tutturmuş durumda. Ama barınma işin içine girince sayılar bir anda bozuyorlar ve son Ocak ayındaki gibi daha yüksek enflasyonlar enflasyonlarla karşılaşıyoruz. Peki nedir barınma ve barınma kalemindeki sorun nerede ve benim tahminimce trueflation ile ekonomistler arasındaki fark nereden çıkıyor? Şimdi biraz bunun detayına girelim. Öncelikle barınma deyince 3 temel kalem var bize ilgilendiren. Bir tanesi rent of primary residence. Yani burada gidiyorlar yeni sözleşme imzalamış olan kiracılara geçen sene göre kiranız ne kadar arttı diyorlar ve aylıkta %0.4 diyor kiracılar. Son 3 aydır da bu çerçevede gidiyor. Ondan önce 0.3'tü. Yani istik bir şekilde 0.4'ler seviyesine gidiyor. Buna sonra geleceğiz. Burada biraz açıkçası hayal kırıklığı uğramış durumdayım. Bunun düşmesini bekliyorduk ama biraz sonra buna geleceğiz. İkinci önemli kalem lodging away from home. Yani evin dışındaki barınma nedir? Oteller gibi, moteller gibi. Orada epey yüksek bir aylık enflasyon var ama etkisi çok az. Biraz sonra geleceğim tekrar. Bir de owners equivalent rent of residences. Burada gidip kendi evlerinde oturan insanlara soruyorlar. Ya bu ev senin değil de kira olsaydı kirası sence ne kadar? kadar artardı ve burada diyorlar ki aylıkta %0.6. Şimdi dikkat ederseniz ev sahiplerine sorulduğunda gelen sayıyla 0.6, kiracılara sorulduğunda gelen sayı 0.4 çok çok farklı bir birbirinden. Nasıl oluyor bu? Bir tane sebebi Türkiye'de de olduğu gibi hani sahibinden.com'da da bunu görüyoruz ya ev sahipleri her zaman mallarını olduğundan daha kıymetli görüyorlar. Fakat aslında aylar bazında baktığımızda bu kadar sapma yoktu. Mesela bir önceki aya gittiğimizde rent of primary 0.4 Ev sahipleri de aynı şekilde düşünüyordu. Ondan önceki ay ev sahipleri 0.5 diye düşünüyordu. Buna karşın kiracılar 0.4 olarak raporluyordu. Yani fark vardı ama 0.6'ya 0.4 yani %50'lik fark da yoktu. Fark nereden kaynaklanıyor? Çok enteresan. Yeni öğreniyoruz ki son ayın raporlamasında şuradaki endeksin oluşumu değiştirilmiş. Eskiden ağırlıklı olarak apartman dairesi sahiplerine enflasyon konusunda fikirleri sorulurken bu ay ağırlıklı olarak villalarda yaşayan insanlara sorun. Neden böyle yapıldığını bilmiyoruz ama bunun şöyle bir etkisi var. Villalarda evler kolay kolay el değiştirmiyorlar. Apartman kiralama ise çok daha sık değişiyor. Bir kere bu yönden villa sahiplerinin daha yüksek bir sayı söylemesi gayet normal çünkü o uzun zamandır orada oturuyorlar ve piyasadan süper haberdar değiller sadece enflasyon yüksekleri duyuyorlar. İkincisi villalarda oturanlar Amerikan nüfusunun çoğunluğunu da temsil etmiyor. Yani çoğunluk aslında apartmanlarda yaşayanlarda. Ve bu enflasyon raporlaması yapılırken bu detay verilmemişti. Daha sonradan kiracılar ve ev sahipleri arasındaki fark çok sorgulanınca bu açıklamayı Amerikan İstatistik Kurumu yapmak zorunda kaldı ve fazla da bir şey açıklamadı bu böyle dedi böyle yaptık. Neden yaptıklarını, neden enflasyonun hesaplama mantığı değiştiğini söylemediler. Bu beni süper rahatsız eden bir konu oldu. Çünkü biz burada karşımıza çıkan rakamların aynı bazda devam ettiğini, bu bazda bir değişim olsa da haberimiz olacağını düşünüyoruz. Meğerse öyle söylediğimiz Ve bunun enflasyon üzerindeki etkisi korkunç boyutlarda. Çünkü ev sahiplerinin ne söylediği bütün enflasyon hesaplamasının yüzde %25'ini oluşturuyor tek başına. Dörtte birini oluşturuyor. Yani buradaki ufacık bir sapma işte tamamen değiştiriyor. Nitekim bir hesaplamaya göre eğer burada ev sahipleri 0.4 deselerdi yani kiracılar da aynı şekilde düşünselerdi geçen ay aslında yıllık enflasyon ciddi bir düşüş gösterecekti. Bunu anlamam mümkün değil. Hani TÜİK'i çok eleştiriyoruz bir sürü sayı bize paylaşmıyor diye. FED böyle bir şeye nasıl imza attı? Bu rapor hazırlayanlar nasıl böyle bir şey imza attı? Çok tartışmalı. Bu da enflasyon hesaplamalarını kökten etkiliyor. Çünkü enflasyonun dörtte birini oluşturan kalemde böyle bir oynama yapıyorsanız gerisi zaten geçmiş olsun. Bütün piyasanın gidişatını etkileyen raporlar bir kurumun çok daha dikkatli olması ve şeffaf olmasına fayda var. Öte yandan şu da bir gerçek. Kiralardaki düşüş beklediğimiz kadar iyi gitmiyor. Nasıl bakarsak bakalım. Çünkü benim tahminim şu yöndeydi. Şurada 3 tane ayrı kira ölçü endeks görüyoruz. Bunlar sahibiden.com gibi siteler. Yani cari kira seviyelerini kendi web sitelerinde list edilen evlerden ölçüyorlar. Ve onlar diyordu ki bize 2022'nin ocağı itibariyle kiralar zirveyi yaptı. Oradan sert bir düşüş içerisindeyiz. Fakat Fed'in hesaplamalarına kullandığı kira endeksi bunu arkadan takip ediyor. Burada görüyorsunuz gecikmeli takip ediyor. Yani yükselmeye başladığında da arkadan takip etmişti, geriden gelmişti. Düşüşte de öyle. Daha geç takip etmeye başladı. Bakın burada zirve Ocak 2022. Fed'in kullandığı veriler ise 2023'ün 6. 7. ayına denk geliyor. Bu gecikmenin temel sebebi de gayet basit. Bir tanesinde günlük olarak listelenen evlere bakılıyor. Öbüründe ise sözleşmelere bakılıyor. E sözleşmelerin biraz gecikerek gelmesi gayet normal. Fakat can sıkıcı konu şu. Ben bu sert düşüşün Fed'in kullandığı raporlara da hızlı yansıyacağını düşünüyordum. Bir türlü yansımadı ve işin kötüsü şu anda itibaren bu 3 endeksteki kira enflasyon düşüşü de durmuş gibi gözüküyor. Hatta iki tanesinde burada görüyorsunuz sarı ve mavi de yukarı tekrar gidiş var. Lacivert olan biraz işte durduğu yerde duruyor gibi gözüküyor. Ve bunların enflasyon seviyeleri Fed'in %2 beklentisi biraz üstünde gözüküyorlar. %3-3.5'lar civarında. Bu durumda Fed'in kendi hesaplamalarına kattığı enflasyon düşüşü de tamamen durabilir veya yavaşlayabilir. Yani açıkçası gecikmeden dolayı biraz daha düşme ihtimali var hala belki. Ama buralardaki gerçek sayılardaki düşüş artık durduğu için bu bizim kiralar yöndeki olumlu beklentilerimizi kıran bir faktör. Bu konuda dürüst olmam gerekiyor. Açıkçası Ocak ve Şubat 2024 enflasyonunda bunların sert aşağı düşüşlerin devam edeceğini düşünüyordum. Bazı enflasyon da yüksek olduğu için ikisi birleşince sert enflasyon düşüşleri yaşayacağımıza inanıyordum. Burada her kırıklığı uğradığımı söyleyebilirim. Neden böyle oluyor? Bir sebebi muhtemelen Amerika'daki göçmen sayısındaki artış. Sınırları adeta aştılar. içeriye çok göçmen yağıyor. Bunun gerçi iş gücü pazarında olumlu bir etkisi var. Biraz sonra konuşacağız ama kiraları olumsuz etkiliyor çünkü evlere çok yüksek talep var. Bir sebebi bu diye tahmin ediyorum. İkinci sebebi de insanların kafasında %3, %4'lük bir enflasyon sabitlenmeye başladığı gibi bundan dolayı daha aşağıya doğru kiraları kabul etmiyorlar. Ama her şekilde bizim enflasyonla ilgili beklentimiz biraz bozan bir mesele bu. Enflasyonla ilgili Şubat ayında bir başka olumsuz haber de petrol fiyatlarından. Şubat ayının başında petrol fiyatları 73 dolar civarındaydı. 1 Şubat kapanışına baktığımızda Şubat ayı biterken 78 dolarlara yaklaştılar. Yani burada neredeyse %10'luk bir artış var. Pompaya hemen yansımayabiliyor, yansıyabiliyor tartışılabilir ama bu da yine enflasyon üzerinde baskı yaratacak konulardan bir tanesi. Geçen ay enflasyonu yüksek tutan iki kalemimiz vardı. Otomobil sigortaları, otomobil sigortada muhtemelen pek bir düşüş yaşanmayacak. Çünkü onlar sigorta şirketlerinin yılın başında belirli sayılar oluyor ve kolay kolay oynamıyor aşağı doğru. Bir de sağlık harcamalarındaki enflasyon yüksekti. Yine orada da ciddi bir düşüş açıkçası öngörmüyorum. Çünkü sağlık harcamaları devletle olan ilişkiye bağlı, sözleşmelere bağlı, onlar da geriye gitmez. Yani enflasyonu geçen yüksek tutan 3 temel kalem olan kiralarda bir düşüş yok gibi. Otomobil sigortaları ve sağlık harcamalarında zaten pek bir şey beklemiyorum. Petrol fiyatı yükselmiş bu pek çok kalemde enflasyon biraz yukarı doğru alabilir. Buna karşı da bulunan haberler de var. Mesela ikinci el arabalardaki fiyat düşüşü tam gaz devam ediyor. Öte yandan Çin'de bir deflasyon olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı Çin'den ithal edilen ürünlerde de enflasyon düşüşleri gelebilir. Ve bir yandan da iş gücü verimleri artışlar var. Biraz sonra bakacağız. Onlar da olumlu olabilir. Ama Şubat ayında çok olumlu bir enflasyon beklemek açıkçası zor. Bütün sayılar eğer büyük bir sürpriz olmazsa enflasyonun Şubat ayında ocağa yakın olduğunu bize gösteriyor. Sadece ev sahipleri insafa gelirse işler değişebilir. Onu yarın enflasyon sayıları gelince göreceğiz. Geçen hafta itibariyle FED Başkanı Powell Amerikan Kongresine hesap verirken dedi ki biz faiz düşüşlerine çok uzak değiliz. Biraz daha kanıta ihtiyacımız var. O kanıtları topladıkça faiz düşlerini başlatabiliriz dedi. Zaten cuma günü borsaların açılışta çok hızlı yukarı gitmesine bu neden oldu. Sonra teknik olarak bazı zirvelere, dirençlere değdiler ve oradan aşağı doğru biraz saldılar. Şimdi i̇şte bir de bu haftanın enflasyon korkusu var. Onlarla beraber biraz piyasa kapınışı negatif bitirdi. Ama aslında Powell'ın bu söyledikleri süper olumluydu. Bir de detaylı açıklama getirdi ve dedi ki enflasyonun daha da hızlı düşeceğine dair daha olumlu haberlere ihtiyacımız yok. Mevcut haber seviyesi devam yeterlidir. En son haberler enflasyondan Şubat'ta gelmişti. Onlar bizim için yeterlidir diyor. Yani benim de öngörüme göre Mart ayı Şubat ayından çok daha da kötü gelmeyecek. Yakın bir yerlerde geleceğiz gibi gözüküyor. Bu durumda FED Başkanı aslında mesajını veriyor. Bu seviyelerde durursak biz faizleri indirebiliriz diyor. ikiyi beklememize gerek yok. Oraya doğru gittiğimiz haberlerimize yeterli. Bunun için de süper yeni iyi haberlere ihtiyacımız yok. Mevcut haber seviyesi yeterli. Bence bu tabii süper olduğu mesaj ve o gün zaten bir yandan borsa düşüyordu ama bir yandan 10 yıl katları faizeli düşüyoruz çünkü piyasa Powell ne söylediğini çok dikkatli yorumladı. Cuma günü piyasaları sevindiren başka iyi bir haber de istihdam verileriyle ilgiliydi. İstihdamda Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizliğin bir miktar tırmandığı görüldü. %3.7'den %3.9'a bir artış var. Bu neden piyasalar seviyor? Çünkü Fed'in unutmayın iki önceliği var. Bir yandan enflasyonla mücadele ediyor. Bir yandan da işsizliğin aşırı artması, izin vermemesi lazım. İşsizliğin biraz artması Fed'in üzerinde faiz tarafında baskı yaratır inancı var. İkinci iyi bir haber, ücretlerde pek artış yok. Beklenti aydan aya ücretlerde %0.2'lik bir artış olduğunu bize söylüyordu saatlik ücretlerde. %0.1 geldi. Yıldan yıla %4.4 bekliyordu. %4.3 geldi. Bu da bir yandan kuvvetli bir istihdam piyasası var. Biraz sonra geleceğiz. %3.9 aslında işsizlik çok iyi bir sayı temelde baktığımızda. Ama bunun enflasyonist etkisi az çünkü maaşlarda ciddi bir artış yok. Haftalık çalışma saatleri bir önceki ayla sabit kaldı. Yine bu da sevindiriciydi. Ama şimdi yine sayıları biraz daha dikkatli bakalım çünkü tuhaf şeyler dönüyor. Birincisi aydan aya baktığımızda istihdam Tam da ciddi bir zıplama var. 200 bin bekliyorduk, 275 bin geldi. Buna karşılık işsizlikte artış var 3.7'den 3.9'a. Bu ne perhiz? bu ne dolanı tuşusu? Sebebi geriye dönük düzeltmeler. Amerika'nın Türkiye'deki geçen aylardaki verilerde hatalar var. Onları düzelttiğimizde aslında işsizlikle ilgili durumun sandığımızdan kötü olduğunu görüyoruz dedi. Ben zaten bu işsizlik veri sayılarını bir türlü aklıma ermiyor. Çok çelişkili sayılar dinliyoruz farklı kurumlardan. Ama sonunda gerçekler su yüzüne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne istihdam beklediğimizden Zayıf. Bu iyi bir şey. Çünkü hem beklediğimizden zayıf hem de facia değil. Ve bozulma trendinde. Bunlar Fed'in yine faizleri düşürmesi yönünde baskı yapacak konular. En azından faize artırmak söylentileri de var. Onu tamamen sıfırlıyor. Çünkü istihdam piyasalarında bozulma görülüyor şu anda. Bozulma var ama bu çok da korkunç değil. Yani 1969'dan beri en düşük seviyelerde gidiyor işsizlik. Bir miktar daha işsizliği yukarıya doğru bırakabilirler. Yani %4'ü biraz geçse de çok panik olacak bir şey yine görmüyorum. Bu da bizi Amerika'da hem res sesyon yok hem enflasyon temel düşüş eğilimini devam ettiriyor ama bir yandan da sonuçta işsizlikte biraz kıpırdanmalı olduğu için Fed'in eli de faiz artırımlarında tamamen zayıflıyor. Faiz düşüşlerini gerekli hale getiriyor gibi süper olumlu senaryoya geliyoruz. Yine sevdiğimiz başka bir sayıda iş gücü katılım oranlarında artış var. Bu da iyi. Çünkü piyasa canlı olsa, elemana ihtiyaç çok duyulsa da iş gücüne katılım artıyor. Bu yüzden yine enflasyonist baskıyı yaratmaz arz talep dengesi açısından. Yine bizi sevindiren bir konu öyle acayip bir işten çıkartma da yok. Yani çok sert işten çıkartma dalgaları resesyon işareti olabilir. Öyle bir şey de yok. İşten çıkartmalar belli bir ortamına gidiyorlar. Bilgi teknoloji sektöründe biraz daha fazla var. O bence yapay zekadan kaynaklanan bir mesele. Gidince yapay zeka insanların işini daha fazla elinden alıyor. Bir de Amerika'da geçen hafta PMI verileri geldi. Yani Amerika'da üretim ve hizmetler sektöründeki canlılık, aktivite canlı. Burada gidip bu sektörlerdeki satın alma yöneticilerine sorular soruluyor. Üretimde %47.8 seviyesindeyiz. %50'nin altında olduğu sürece ekonomi küçülüyor demektir. Hizmetler sektörüne yüzde 52.6'dayız. Bu pozitif ama bir önceki aya göre düşüş var. Yani Amerika'da öyle cam canlı bir ekonomi yok. İstihdamda hafif bozulma işaretlerini şu anda görüyoruz. Bu yine sevindirici. Öte yandan resesyon da yok. Bütün bunlar bir yere geldiğinde aslında tam istediğimiz yere geliyoruz. Fed'in faizleri e adım adım düşürmeye başlayabileceği bir seviyedeyiz. Eğer enflasyon yarın çok yukarı doğru acayip bir sıçrama yapmazsa yükseliş beklediğimiz seviyelerde kalırsa. Bütün bunlardan yola çıkarak benim beklentimle muhtemelen yarın enflasyon yüksek gelince piyasa buna bir düşüş tepkisi verecektir. Ama ben tepkinin çok kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Yeter ki çok yüksek bir enflasyon gelmesin. Çünkü ana hikayede bir bozulma yok. Ana hikayemiz tam gaz devam ediyor enflasyon aşağı doğru ekonomi çökmüyor ama yavaşlıyor ve FED de zaten biz faizleri indireceğiz diyor. Evet bu yıl 6-7 faiz indirişi bekleniyordu onun olmayacağı kesinleşti. Mart'ta bir faiz düşüşü de beklememekte fayda var artık. Ben olabilir diye düşünüyordum daha önceden ama sayılar bize onu gösterme, Enflasyon biraz birkaç kalemle yapışkan kaldı. Diğerlerinin hepsinde çökmüş olmasına rağmen ama yine de süper olumsuz bir senaryo yok. Zaten bundan dolayı da piyasalar güçlerini korumaya devam ediyorlar. Yine de eğer tedbirli olmak istiyorsanız birkaç önerim olabilir. Bir tanesi biraz nakite geçilebilir. Eğer Amerikan borsalarında nakite geçeceğim diyorsanız doğrudan doğru hisselerini satarak bunu yapabilirsiniz. Veyahut da gidip bir ETF alabilirsiniz. Hangi ETF'lerden? Amerika'daki para fonlarına yatırım yapanlardan. Mesela Schwab'ın var bir tane böyle kısaltması. SNAXX. Amerika'da faizler %5,5-6 civarında ona yakın bir gelir elde edebiliyorsunuz yıllıkta bu ETF'e para yatırdığınızda. Bu düşünebilir. Yatım tavsiyesi değil ama birkaç alternatif söylemekte fayda var tabi. Bu bir yol olabilir. Kendinize hedge edebilirsiniz. Hedge etmenin yollarından bir tanesi biraz açığa hisse satmak olabilir. Bunun için de Quant Fury'i kullanabilirsiniz. Quant Fury'de bir hisse senedini seçip mesela bu örneğimizde Tesla'yı yapalım. Tesla'da cuma günü bir trade'e girdim. O peki gitmedi. Burada borsa şu anda kapalı olduğu için yapamıyorum ama sat tuşuna bastığınızda şu andaki fiyattan satarsınız. Mesela 175 lardan Baktınız hakikaten enflasyon süper yüksek geldi. Aşağı doğru sert düşüşler yaşanıyor. Hisse indi 160 dolara. 175 eksi 160 eşittir 15 dolar hisse başı karınız olabilir. Yani böyle basit bir hedge de düşünülebilir. Ben yapacağım mı? Ben bunları yapmayacağım. Ben VIX satın alacağım. VIX Amerika'daki volatilite endeksi yani oynaklık endeksi. Bir sert oynaklık olursa sizi iyi koruyabiliyor. Onunla ilgili ufak tefek birkaç tane opsiyon almayı düşünüyorum. Bu çarşamba günü YouTube katıl üyelerine ve Atinaş Kulübü üyelerine canlı yayında option trade nasıl yapılır? Amerikan opsiyonu nasıl alınır satılır konusunda küçük bir eğitimim de olacak. Böyle bir ön bir saatlik bir modül orada paylaşacağım. Biraz mantığını anlamaları için. Eğer henüz YouTube katılım üyesi olmadıysanız siz de katılabilirsiniz. Bu arada Quantfy'de de bütün bu işleri ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Yine linki aşağıda kullanabilirsiniz diyorsanız. Evet, özetlemek gerekirse şu an enflasyonu biraz yüksek gelecek gibi gözüküyor. Özellikle kira tarafı beklediğimden yapışkan çıktı. Otomobil sigortaları ve sağlık tarafında da enflasyon aşağı inmesi pek mümkün gözükmüyor. Üzerine petroldeki artışta gelince biraz yukarı doğru enflasyon gitmesi mümkün. Ama eğer acayip yukarı doğru gitmezse, beklentiler çerçevesinde kalırsa piyasa bunu sevecektir. Çünkü Fed'in başkanı faize düşeceğini söylüyor. Ve bir yandan da Amerika'da ekonominin soğuduğuna dair istihdamın zayıflığına dair çok kanıt var. Ama resesyonda yok. Yani hala iyi bir senaryo içerisindeyiz. Anlattıklarım yatım tavsiyesi olmadığını pek hala süper yanılabileceğimi asla unutmayın. Başka analistleri dinleyin ve kendi kanaatinizde kendiniz var ama her zaman bir miktar tedbirde fayda var diye düşünün. Sevgiyle hoşça kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.